2020 KPSS'ye Kasım ayında çalışmaya başlayanlar bu video sizin için mutlaka izlemelisiniz. Ama videoyu öncelikle beğenmeyi unutmayın. Geldi Kasım ayı ve sınava hala çalışmaya başlamadıysan hadi harekete geç diyoruz senin için. Çünkü artık başlamalısın. Özellikle lisans öğrencileri süre gitgide daralıyor. Sana güzel bir haberim var, geç kalmadın. Sınava bugün başlarsan senin için önünde bayağı bir uzun süre var. Hem konu anlatımlarını çalışabilirsin, hatta genel tekrar ve soru çözümlerine bile vakit kalıyor. Şimdi sana şunu tavsiye ediyorum. Zorlueğitim.com sitesine girdiğinde burada senin için bir çalışma programı ve plan yayınladık. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay çalışma planı. PDF dosyası olarak bilgisayarına indirip eğer bu programı uygularsan 6 ay içerisinde tüm konuların bitmiş oluyor. Yani sayalım Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yani Nisan sonu tüm konular bitmiş olacak. Sana genel tekrar ve soru çözümleri için Mayıs ve Haziran ayları kalıyor. Bu aylarda da ne yapman gerekir? Sadece deneme ve soru çözümleri genel tekrarlarla bu çalıştığın tüm konuların tekrarlarını yapacaksın ve netlerin asıl o son 2 ayda daha fazla arttığını, hedef puanına ulaşacağını göreceksin. O zaman şunu söylüyoruz. Lisans öğrencileri artık son aya giriyoruz. Yani hemen çalışmaya başlamalısınız. Ön lisans ve orta öğretim öğrencileri sizin tabii biraz daha süreniz var. Sınavınız Ekim ve Kasım aylarında olduğu için size biraz daha zaman tanıyoruz. Ama çalışmaya siz de hemen başlamalısınız. Çünkü sizin de en geç Temmuz ayı gibi tüm konu anlatımlarını bitirip sonrasında son 2 ay sizler de genel tekrar ve soru çözümleri yapacaksınız. Ne kadar erken başlarsanız puanınız bir o kadar yüksek olacaktır. Sizler için bir şey daha yaptık. Günlük plan hazırladık. Onu şurada göstereyim PDF dosyası olarak. Bakın KPSS 2020 günlük planım olarak. Günün 24 saatini buraya tek tek yazdık. Derslerin matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Her gün en az 5 saat ders çalışmanı istiyorum. Burada bu saati arttırabilirsin. 6 saat, 7 saat de olabilir programa uygun olanlar için. Örneğin sabah 10'da başladığını düşünüyorum. 10'da matematikle başladın diyelim. Sabah 10'dan 10.50'ye kadar dersi yaptın. Sonra 10 dakika bir ara verebilirsin kendine. Yani bir dinlenme, rahatlama arası verebilirsin. Bir şeyler içebilirsin, hafif şeyler yiyebilirsin. Daha sonrasında tekrar 11'de ders çalışmaya devam ediyorsun kaldığın yerden. Saat 11'den 11.50'ye kadar yine çalıştın. Orada bir 10 dakikalık yine bir rahatlama zamanı seni bekliyor. Şimdi bunu ya bu şekilde yapabilirsin veya direkt sabah 10'da başlarsın, 12'ye kadar hiç aralıksız da çalışabilirsin. Nasıl sana uygun geliyorsa bunu kendine uygun bir şekilde planla. Daha sonrasında mesela 20 dakika bir ara ver. Daha sonra diğer derse geç. Mesela Türkçe çalış. Saat 12'de Türkçe çalışmaya başladın. Aynı şekilde 50 dakika çalış, 10 dakika ara ver. Daha sonra tekrar 1'de başlayıp 2'ye kadar Türkçe çalışıp daha sonrasında 10 dakika ara verip diğer derse dönebilirsin. Bu programı sizler için yaptık. Yani planlı bir şekilde, çalışmanı düzenli bir şekilde yapman için çalışıyoruz. PDF dosyasını yine zorlueğitim.com sitesine girip çalışma planlarımız kısmından günlük çalışma planı şeklinde indirebilirsin bilgisayarına. Bu süreçte hep senin yanında olacağız. Aklına takılan sorular olursa videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsin. Mutlaka gördüğümüz soruları cevaplıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Unutma, senin bir hedefin var ve sonuna kadar savaşmalısın. Hadi bakalım, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning?